yine bu günkü konuğumuz bir hanımefendi, muhtar adayımız. Şimdi şu an yerel seçimleri yapıyoruz 31 Mart'ta. Tabii yerel seçimlerin en uç noktası da muhtarlıktır. Çünkü halkta en iç içe olan bölüm muhtarlıktır. Tabii burada şimdi beyler var, bayanlar var. Ama ben bayanları daha çok muhtarlıklara sıcak görüyorum. Çünkü bayanların olduğu muhtarlıklar hep başarılı muhtarlıklar. Evet, yanımızda Demet İster. İster. Evet. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Demet Hanım ben şöyle tanıtayım. Demet Hanım Adana'nın en elit gözde semti olacak Gürselpaşa. Çünkü Gürselpaşa kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı bir bölge. Burada şimdi eski evler, yeni evler derken Gürselpaşa şu an bir böyle yoğun bir çalışmanın içerisinde. Hemen hemen 30 bin seçmeni olan bir mahalle. Evet, güzel. 11 tane kadar da muhtar adayımız var. Evet, genç olmasına rağmen diyor ki ben bu işi yapacağım diyor. Demet Hanım buyur neler yapacaksınız? Öncelikle teşekkür ediyorum size. Gürselpaşa Mahallesi dediğim gibi çok yoğun, kalabalık bir mahalle. O yüzden bayanlarla iç içe olacağız. Bayanlara yönelik güzel projelerimiz var. Çocuklarımız için, güvenlikleri için, parklarımıza güvenlik kamerası ya da güvenlik sorumlusu, sosyete pazarı, Allah kısmet nasip ederse seçilirsek, bayanlarımız için sosyete pazarı temini Allah izin verirse ayarlayacağız. Bir kapalı semt pazarımız var. Kapalı iki tane okullarımız pazarımız var. Var. Evet, okullarımız da var. Apartman tarafında pazar eksiğimiz var. Onun bilincindeyiz ve gezdik sürekli. O yeni dönüşüm yerlerinde evet, pazar evet. eksiğimiz orada var. Orada da bir pazar eksiğimiz var. Çünkü diğer pazar, semt pazarımız apartman kısmına biraz uzak kalıyor. O yüzden apartman tarafına da bir semt pazarı Allah izin verirse, kısmet olursa düşünüyoruz. Projelerimiz arasındadır. Ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için kermesler düzenleyip, kermesten gelen geliri ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olmak adına. Yani şöyle projeler... demek istiyor Demet Hanım. Diyor ki biz kimseye muhtaç olmayacağız. Evet. Kendi mahalle içerisindeki hanımların el işiyle. Aynen öyle. Yani kendi yağımızda kendimiz kavrulacağız diyorsunuz. İnşallah. O da çok güzel. İnşallah. O da hem ne olur bir meslek edinebilir bir iş. Tabii ki. Hem terapi gibi olur. Tabii yani ki. Psikolojik açıdan da bir... Tabii ki bayanlarımıza, ev hanımlarımıza mesela, ev hanımlarımızın sıkılmaması adına sürekli zaten onlarla iç içe olacağız. Hani ben muhtarlığı kazanırsam, kısmet olursa ben muhtarlığı kazandım deyip geçip muhtarlık masasına oturmayacağım. Gene ben sahada olacağım. Gene ben insanlarla irtibat halinde olacağım. Sürekli sorunlarını dinleyeceğim. Sürekli hep iç içe olmayı düşünüyorum. Hep iç içe olmayı planlıyorum. Allah kısmet nasip ederse her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Gürselpaşa için. Dediğim gibi sorunları biliyoruz. Çözüm için geliyoruz. O da güzel. Güzel. Sloganlar da güzel. Bir belediye başkanı gibi bir sloganları var. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir semtte beyler sabah işe gider, akşam döner. Evet. Yani mahallede, genelde semtte hanımlar kalır. Aynen. Bir hanım muhtar gider derdini rahatlıkla anlatabilir. Hanım hanıma daha güzel konuşur. Üstelik Demet Hanım bir anne. İki tane evladı var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Tabii ki yani hani derler ya düşen valinden düşenler onlar. Aynen. Size rahatlıkla gelecekler. Tabii hanımlar için, çocuklar için, tabii emekliler ki. Için. Emekliler için, aynen. Projeleriniz var. Aynen. Program öncesi konuşmuştuk onlarla. Evet. İnşallah. Biraz da heyecanlı. Heyecanı burada görüyorsunuz. Tabii heyecanlı olması güzeldir. Zaten biz hep heyecanı kaybettiğimiz zaman kaybediyoruz. Heyecanımız hiçbir zaman kaybolmayacak evet, inşallah. Evet, o da güzel. Evet. Ne diyelim? Efendim Gürselpaşalılara buradan sesleniyoruz. İşte adayımız Demet Hanım. Oylarınızı bekliyoruz. Seçeceksiniz ki hizmet alacaksınız. Tabii tercih sizin. Buyurun son sözlerimiz. Dediğim gibi sakini değil sahibi olacağız Gürselpaşa'mızın. Sorunları biliyoruz. Çözüm için geliyoruz. Hizmet için adayım. Oylarınıza talibim. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.